kurtulması gerektiğini söyledikleri sayısız örnek biliyorum. Dolayısıyla burada çok önemli bir değişim var. Bu sözünüzden yani hani gelip hiç size oy vereceğimi tahmin etmiyordum ama vereceğim galiba. Bu aslında tabanın zannettiğimiz kadar ideolojik anlamda yani bir kaya kadar sert olmadığını mı bize anlatıyor? Yani taban aslında şu anda dertleri itibariyle böyle ay bu partinin ideolojisi, vay bu partinin ideolojisinden daha çok başka kaygılarla oy verme arayışında. Bunu hissediyor musunuz? Şunu kesinlikle söyleyeyim Şirin Hanım. Bu çünkü sizin için oylanma olduğu kadar HDP seçmeni için de geçerli. Diğer parti seçmenler için de geçerli. Şimdi belki ben gerçekten şöyle düşünmüyorum. Zaten mesela AKP ilk iktidara geldi ya da işte oyunun zirve yaptığı dönemlerde de ona oy veren seçmenlerimiz AKP'yi ideolojik olarak benimsedikleri için oy vermediler. Yani tümü öyle oy vermedi. Kuşkusuz bir ideolojik seçmen kümesi var AKP'nin. Vardı her dönem. Hala da var ve en zor çözülecek kesim olduğunu düşünüyorum ama AKP neden iktidar oldu ya da nasıl iktidara getirildi diyelim. Ben sadece kendi başarıları olduğunu da düşünmüyorum. Bir uluslararası sürecin ürünü olarak AKP iktidara geldi. Hani deyim yerindeyse Türkiye batırıldı önce. Yani ekonomik olarak 2001 kriziyle beraber Türkiye büyük bir yıkım yaşadı ve insanlar bizi bu krizden kim kurtarabilir diye kendilerine o gün için sunulan seçeneklerden bir tanesine doğru yavaş yavaş artan bir oranda yönlendirildiler. Şimdi tam tersi bir şey var. Yani AKP tırnak içinde söyleyelim kurtarıcı olduğu, yani ekonomik krizden Türkiye'yi kurtaracak bir ülke olarak ortaya çıkmıştı. Şimdi geldiğimiz nokta Türkiye'deki krizlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi haline geldi. Yani sadece bir tane cümle yeter değil mi? Tayyip Erdoğan 2018'de Cumhurbaşkanlığı seçim öncesinde ne demişti? Verin yetkiyi, görün etkiyi. Şimdi verdiler yetkiyi. Bugün sadece dolara baksak hani 4 kat artmış durumda ve Türkiye dibe doğru gidiyor. Dolayısıyla orada net bir çözülüş var. Yeni arayışı çok kuvvetli. Bakın ben bugün Türkiye'nin en önemli şansının bu olduğunu düşünüyorum. İnsanlar yeni düşüncelere, yeni fikirlere, yeni arayışlara doğru yöneliyorlar. Birincisi bu. İki bir şey daha söyleyeyim. Hani ondan sonra topu tekrar size atayım. Benim görebildiğim bir de şöyle. Türkiye'de hakim siyasette bir temsiliyet anlayışı var. Bütün siyasi partiler diyor ki biz sizi temsil edeceğiz, biz sizi temsil edeceğiz. Yani bir takım yani yurttaşı seçmene indirgiyor bütün siyasi partiler ve seçmenin oyunu istiyor. Diyor ki sen oyunu bana ver, gerisine karışma. Ben senin sorunlarını çözeceğim. Fakat benim hissettiğim ve bizim özellikle önemsediğimiz şey var. Yurttaş sadece seçmen olmaya indirgenmek istemiyor. Sadece kendisini temsil edecek birilerini belirlemek istemiyor. Aynı zamanda oyunun parçası olmak istiyor. Onun içine girmek istiyor. Ben de olmalıyım duygusu var. Çünkü bakıyor gerçekten çok net. Hani AKP'li siyasetçilere baktığınızda, Türkiye'yi yönettiği düşünülen tabloya baktığınızda sokaktaki herhangi bir yurttaş şunu ya bu bakanlık yapıyorsa, bu milletvekili yapıyorsa ben bundan çok daha iyi yaparım duygusu çok gelişmiş durumda. Özellikle okumuş genç nüfusta ben bunu hissediyorum. Yani katılmak istiyor. Bu da önemli bir fark. Yani evet. Bir tanesi yeni açıklık, ikincisi izlemek, alkışlamak, desteklemekle yetinmeyen kendisini de oraya dahil etmek isteyen bir eğilim hissediyorum. Bu yeniyi birazdan konuşacağız ama Barış. Bir dakika, biraz önce söylediği bir şeye özür diliyorum senden. Bir şeyi biraz açmanızı isteyeceğim. Oradan uzaklaşmadan. Şimdi bir gençler dediniz. AKP'ye oy verenlerin de çocukları. Ki bunu biz burada konuşuyoruz. Evet. Bizim yayınlarımızda çok konuşuyoruz. Öbür tarafta da size asla oy vereceğim aklıma gelmezdi diyen. Şimdi bu ikisini biraz ayırmak istiyorum ben. Şöyle. Gençlerin sadece ekonomik nedenle bunu söylemediğini biliyoruz biz. Onların hayat tarzına müdahale eden, internete müdahale eden, o yasaktan, sürekli sana parmak sallayan birinden, bir ceberut anlayıştan sıkıldıklarını biliyoruz. Onu bir tarafa koyarak, diğer seçmenin sadece ekonomik nedenlerle, yani AKP'nin ülkeyi batırdığını gördüğü için mi böyle dediğini düşünüyorsunuz? Yoksa onun içinde biraz da olsa başka şeyler de var mı? Hukukun yok edilmesi, imha edilmesi, ülkenin demokratik anlamda buralara getirmesi, bütün her şeye bir tek kişinin karar veriyor olması, kurumların. Yani bunlar da az da olsa var mı onun içinde sizin kanaatinizde? Evet, kanaatimi söyleyebilirim diyecektim ben de. Azdan daha fazla bana sorarsanız. Biraz şöyle hissediyorum ben. Şimdi ekonomik nedenler bir algı açıklığı yaratıyor. Yani bakıyor, hani o güne kadar inandığı, güvendiği sistem çöküyor. Bunu görüyor, yaşıyor. Yani gün gün işte eve giderken zorlanıyor diyelim ki. Ya da işte işsizlik, şu bu gibi sorunlar. Ve biraz algısı orada açılmaya başlıyor.
tipin ya da genel olarak sosyalistlerin diyelim, bence bir farkı var burada. Dikkat ederseniz genel olarak muhalefet mevcut durumun kötülüğünü anlatıyor. Kötülüğünü anlatıyor. Ama vatandaş onu zaten yaşıyor. Mesela size gene bizim yaşadığımız bir örneği söyleyeyim. Çok halk toplantısı yapmaya çalışıyoruz. Olabildiğince mahalle, köy, işte ilçe, il, hangi düzeyde olursa sürekli insanlarla, ama gidip böyle bizim konuştuğumuz değil de hani birlikte konuştuğumuz toplantılar yapmaya çalışıyoruz. Ben bir süre sonra şunu fark ettim. Aslında aynı hatayı biz de yapıyoruz. Vatandaşa onun durumunu anlatıyoruz. Vatandaşa durumunu sormayın. Anlatmaya gerek yok ki. O zaten durumunu biliyor. Zaten yaşıyor, biliyor demeyeceğim. Yaşıyor. Dolayısıyla işte işsizlik artıyor. Zaten işsizliği yaşıyor. İşte açlık artıyor. Zaten aç kalmaya başlamış falan. Girmeyin bunlara. Bir süre sonra biz şunu yapmaya başladık. Ya bu yaşadığımız şeyi zaten hepimiz yaşıyoruz ya. Bunun görünür kısmını tartışmayalım da nedenlerini tartışalım. Ve nasıl değişeceğini tartışalım demeye başladık. Bence sosyalistlerin hani bugün bu muhalefet içerisinde ayrı durdukları noktadan bir tanesi bu ve hani o yönelimin arkasında böyle bir şey var. Yani herkes yoksulluğu konuşuyor Türkiye'de. Peki arkadaş, bu aşırı zenginleşmeyi konuşmayacak mıyız? Yani bizim yoksullaşmamızın nedeni birilerinin çok aşırı servet sahibi olması ve bu değişmeden diğeri değişemezi konuşmaya başladığınız zaman ha bir dakika oluyor. Bu son derece önemli. Bir de galiba şu var. Vatandaşta bir kaygı var. Muhalif seçmen, artık muhalefete gelmiş seçmen ya da uzun yıllardır muhalefetin içinde olan seçmen de. Ya tamam, bunlar yenilecek, bunlar gidecek ama kaçıp gidecekler ve bunlardan hesap sorulmayacak. Tip burada bir rol üstlenebilir diye bir inanç da yarattığımızı düşünüyorum. Yani bizim verdiğimiz siyasi profil aynı zamanda Türkiye'nin kesinlikle ihtiyaç duyduğu bir hesaplaşmanın güvencesi. Yani Ahmet iyi formüle etmişti bunu. Galiba şöyle, hani bu ikinci ittifak biraz Türkiye'de devletin sigortası gibi. Yani Cumhuriyet bütün değerleriyle, kurumlarıyla AKP döneminde tasfiye edildi, yok edildi falan filan. Buna bir tepki var. Ve ikinci ittifak bunu toparlayacak gibi gözüküyor. İkinci ittifak derken? Millet İttifakı. Millet İttifakı'nın yanındaki ikinci ittifak. Yok, Millet İttifakı bunu yapacak. Cumhur İttifakı yıktı. Millet İttifakı devleti güvence altına alıyor. Aha. Ama bir de halkı güvence altına alacak. Halkın sigortası olacak bir şeye ihtiyaç var. O da işte üçüncü ittifak, sosyalistler olabilir diye bir algı gelişiyor gibi hissediyorum. Peki ama hep şu oluyor. Şimdi ben de programda söyledim. Herkesin hayali toplumun içinden çıkmış bir hükümet, toplumun içinden çıkmış bir iktidar, toplumun içinden çıkmış bir hatta bürokratın bile. Keşke Türkiye'de köylerde, mahallelerde benim iktidarım, benim hükümetim, benim cumhurbaşkanım diye bir toplantılar olsa ve oradan çıkan adaylar Türkiye'yi yönetse. Keşke. Ama siz de bunu yapmıyorsunuz. Yani Tayyip Erdoğan dese ki hadi tamam kabul ediyorum 3 ay sonra seçim var dese, hı hı, böyle bir hazırlık yok. Yani ben muhalefette öyle bir hazırlık görmüyorum. Nasıl? Tamamen buna hazırlanıyoruz Barış. Ama şöyle, o zaman şunu sorayım. Kemal Kılıçdaroğlu izlediğimiz mutfakta bütün hani muhalefetin ortak adayı dedi ya. Ben çıkıyorum çocuklar dese, biraz önce onu sorduğum için. Siz Deva Partisi'yle Erkan Baş. Ali Babacan'la Erkan Baş. Ahmet Davutoğlu'yla ne bileyim HDP'nin lideri. Buyurun. Ortak bir muhalefette, hani muhalefetin ortak adayı, Demirtaş'tan ortak aday tarih. Anlaşın dese ne yapacaksınız? Ya şimdi ben şöyle yapmayı öneririm. Ya bu tarifi soruyorum tamam. O muhalefetin ortak. Bak net söyleyeyim. Mesela biz şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sonuçta çok daha geniş bir şey var. Mesela milletvekili adaylığı için şu anda senin söylediğin şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yapabildiğimizde. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz mahallelere, ilçelere, illere. Diyoruz ki kural bir. Türkiye İşçi Partisi'nin hiçbir adayı genel merkezden belirlenmeyecek. Kural iki. Türkiye İşçi Partisi'nin bütün adayları geride kalan 20 yıl boyunca çeşitli evrelerinde ya da sürekli biçimde AKP'ye karşı etkin muhalefet eden insanlardan oluşacak. Kural 3, siyaset profesyonel bir iş değildir. Hepimiz siyaset yapmak zorundayız. Ve burada amaçladığımız şey şu, bak önümüzdeki günlerde sizleri de davet etmek isterim. Mesela şu anda İstanbul'un her mahallesinde bir temsilci belirledik. Her mahallesinde. Ve bütün seçim dönemini bu arkadaşlarla birlikte örgütleyeceğiz. Yani işte İl başkanımız ilçe başkanlarıyla sadece ve genel başkan il başkanlarıyla sadece falan değil. Bunu aşağıdan yukarıya yapacağız. İkincisi dikkat et. Attığımız her adımda ne yapıyoruz? Mutlaka toplumun örgütlü kesimleriyle, sendikalarla, demokratik kitle örgütleriyle temas içerisinde oluyoruz ve onların sözleri, onların yönlendirmeleri doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla diyelim ki hani bir ortak aday belirlensin fikri verilirse biz hemen şunu yaparız.
her mahallede halk toplantıları yaparak başlayalım. Hemen bugün. Her mahallede halk toplantıları yapalım. Mesela önce ortak adayın nitelikleri için halkın önerilerini toplayalım. Tamam mı? Ondan sonra bütün bu verileri birleştirelim. Buna uygun adayları belirleyelim. Ön seçimler yapalım. Ön seçimler yapalım adayı belirlemek için gerekiyorsa. Yani bizim elimizde olsa inisiyatif biz bunu yaparız. Mesela açık söyleyeyim. Son noktada ilkesi olarak karşı çıkmayacağımız bir isim aday olursa oy verebileceğimizi söylüyoruz Cumhurbaşkanı'nda ama ben mesela şundan rahatsızım. Ve önümüzdeki dönem bizim açımızdan mücadele şu. Yani 6 tane genel başkan oturacak. Herkes diyor ki irademizi genel başkana teslim ettik. O ne derse. O nereye imza atarsa ben de oraya imza atarım. Bir dakika ya. Hani biz tek adam rejimine karşıydık. Öyle değil mi? Peki nasıl anlaşacaksın? Onu soruyorum. Ben sizin hani şey yapmıyorum. Doğrusunuz yanlışsınız demem. Nasıl anlaşacaksın? Şöyle anlaşırız. Ben diyorum ki ilkesel olarak biz eğer muhalefet ortak bir aday çıkartacaksak ön seçimde kuralları koyalım. Mesela yine milletvekilinden örnek vereyim. Yani ne yaparız değil ne yapıyoruz. Diyoruz ki bir il mesela Çanakkale'yi düşünelim. Küçük bir il daha iyi bir örnek olabilir. Kaç tane milletvekili adayı çıkacaksa biz diyoruz ki Kaz Dağları dayanışması var Çanakkale'de. Geride kalan dönemde ormanlarımızın yağmalanmasına, emperyal bir şirketin gelip orayı bir maden için katletmesine karşı mücadele eden halkın örgütlediği bir yapı değil mi? Halkın oluşturduğu bir platform. Bak burada Halk TV'de, canlı yayında, bütün televizyon kanallarında söylüyorum. Diyorum ki Türkiye İşçi Partisi'nin Çanakkale'deki milletvekili aday listesini Kaz Dağları dayanışmasına teslim edeceğiz arkadaş. Kimi istiyorlarsa onu yazsınlar ve onlar denetlesinler. Yani gelecek arkadaş da seçildiğinde genel başkan ne diyor ben ona göre el kaldırayım demesin. Şimdi bunu projekte edebiliriz muhalefetin cumhurbaşkanı adayına da. Yani biz şunda biz varız. Ortak ilkeleri belirleyelim. Bu ilkeler doğrultusunda taahhüt veren adaylar arasında ön seçim yapalım. Diyelim ki bizim adayımız budur. Bak söylüyorum biz ön seçimde gelecek adayı kabul ederiz mesela. Yapılabilir. Yeter ki istensin ama şunu da söyleyeyim yani. Türkiye'deki hakim siyaset anlayışı henüz bu olgunluğa gelmedi. Biz bunu aşağıdan örgütleyerek evet. Buraya doğru taşıyacağız ama. Şimdi birkaç tane detayla hızlı hızlı gidip ondan sonra başka konulara geçeceğim. Arada reklam arası da vereceğiz ama. Şu hesap sorma meselesine geleceğim. O çünkü seyircilerimizin de kendi... etrafımızda da ya en fazla hemen konuşulan... Ama hiç şey yapmasın. Yanlış. Başka... AKP'nin en fazla manipüle ettiği konulardan bir tanesi. İşte ben de tam onu soracağım ama başka türlü soracağım. Ama ondan önce bu yeni. Bu yeni mesela dediniz ya yeniye doğru bir talep var. Kısa bir cevap. Bu yeniyi çoğu insan şöyle tanımlıyor. Karizma. Mesela diyorlar ki şu an ismi dolaşan adaylar arasında hani kimse ismini vererek söylemeyeceğim. Canım onun da karizması yok. Öbür içinde diyorlar ki ya o da işte olmaz. O karizmaya seçmende bir karizma anlayışı var. Fakat sorduğunuz zaman tarif et bu karizmayı. Tam da bir tarifi yok karizma ne? Mesela bağıran bir lider mi istiyoruz? Ama bağırıp ondan sonra ya iş yapamazsa ya da masaya vuran bir lider. Bu karizma meselesi... sizin fikrinizi soruyorum. Cumhurbaşkanı adayı belirlenirken